Evet Sat ablacığım, nasıl buldun ana yemeği? Ana yemek pilavı güzel olmuş. Salatası da biraz sulu olmuş ama tadı güzel. Sultan kebabı biraz tuzlu geldi Kadir Bey. İçi tuzlu geldi. Yoksa güzel pişmiş. Güzel olmuş, eline sağlık. Olmuyor tuz ayarını. Yani biraz çünkü tuz, acele ediyoruz ya. Etini ayrı tuz oluyor, kattım, oluyor. Bende de oldu yani. Derken, bende de oldu. Aynı şey bende de oldu. Ama babana tuzlu gelmedi. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyor. Peki ana yemeği davete uygun buldun mu? Buldum, güzel. Buldum. Peki, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Özge? Sadece bir tuzlu dışında. Evet, biraz tuzlu olmuş sultan kebabına. Biraz tuzluluk oranı fazla olmuş. Çok fazla değil ama bize bile gelmedi. Bilmiyorum. Tam bana geldi. Size? Fazla. Çok mu fazla geldi? Şey, baharat fazla oldu. Kekik baharat fazla geldi var galiba. Mesela. Hatay'da yoğun, özel kekik. Hatay'dan yoğun aldım. Geliyor zaten içine evet. Kekik tadı. Hayır kekik. Pilavı güzel rahatsız olmuş. Rahatsız etti mi, uymuyor mu kekik içine? Yani, biraz yoğun olmuş. Tuzu rahatsız etti beni. Kekik değil de. Davet yemeğine yani benim güveçte çıkmış hali diyeyim ben de bunun. Hani uygun değil dedi ya benim yemeğime davet sofrasına. Ama benim mesela içindeki sebzelerim diri, pişmiş. Mesela bunun içinde garnitür yok. Ben garnitür beklerdim bunun içinden. Kendiniz haşladığınız garnitürü. Aslında var. Sultan kebabında garnitür oluyor. Evet oluyor. Belli şey de var ama aslında çıkarmıştık, koymayı unutmuşuz. Yani normalde yok, olması var, lazım var. Zaten. Yani, kasemizi evet. Bekliyordu. Olması lazım ama zaten. Ama olmasa da şimdi olmuyor. Ben, şimdi ben yorum yapacağım. Yok hayır garnitür değil sadece şey, yanlış söyledim bezelye. Yani ben garnitür kullanmadım. Garnitür yerine. Bunun içinde bezelye mi eksik? Normalde oluyor. Bezelye. Ya bezelye de konuyor, havuç da konuyor, patates de konuyor. Söyleyeyim, ben mesela patates çok istemiyorum çünkü zaten patatesli ürünler var. Ben de ne tercih ettim? Kapya biber, yeşil biber, ondan sonra maydanoz, sarımsak, domates sosu, kendi sos yap domates sosu, salçası, maydanozu. Bilmiyorum daha da yani başka ürünler de var. Yok şimdi normalde öyle soğanlı, yani, taze tamam, soğanlı. Siz öyle yapıyor olabilirsiniz. Yani normalde oluyor yani. Yani zaten çeşitli, olması lazım çok çeşitli içinde. Ama baktığınız zaman. Kadir Bey Halime Hanım'ın çok yorumunu dikkat şimdi, ediyorum. Hani orijinalliğe önem veriyor ya. Acaba çok, Halime hayır, Hanım'ın çok bu çeşitli, konuda yorumu ne? Şimdi ben yorum, yorum merak yapıyorum merak ama. Ediyorum. Birazdan dinleyeceğiz bakalım. Şimdi ben yorum yapıyorum ama hani puanımı korumak için değil yani. Ben olanı söyleyeyim. Ya, tuzu fazla geldi bana bayağı fazla. Hani içinde yani, olması gereken garnitür... Bana göre yok yani. Peki, olması lazımdı yani. Buldun? Pilavı güzel, sadece birazcık yağsız olmuş. Peki. O kadar, elinize sağlık. Halime Hanımcığım, sizden orijinal yorum bekliyormuş Gül Hanım. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim Halime Hanım'a geçmeden? Garnitür derken, mühim olan içindeki sebzeleri. Şimdi bunun içinde kırmızı biberleri hem pişmiş hem kaybolmamış. Yeşil biberleri pişmiş kaybolmamış. Yok zaten büyük yok, bir hani yani sebzesiz bir et yemeği değil yani sonuçta. Yok, yani ille de bezelye olacak, ille de patates olacak diye bir şey yok. Normalde oluyor zaten. Zaten ama biberler... tek bir tarifte yani bu yok ama. Tek bir tarifte. İşte hani siz humus için söylediniz ya. Ama humus şey. Emine Hanım tek bir yemeğini yorumluyor bakın. Biberler kaybolmamış, güzel ama pişmiş. Zaten biberler büyük yani. Hayır kaybolmaz. Çoğu insanın kayboluyor. Ya kayboluyor siz diyorsunuz ya diri oluyor ya kayboluyor. Şöyle, bu hem pişmiş hem kaybolmamış. Siz dediniz yani tarifte işte böyle oluyor. Ama humus için dedim. Ama öyle bir şey. Hayır. Humusu, ama siz, bu da humus, mesela, bunu da benim sultan baktığım tarifte mesela. Arkadaşım sultan kebabını yapan etidir bak. Ya bak etidir. Ya bunu kıyma tavuklu olmaz. Da yaparlar. Tavuk eti olmaz. Neden? Bunu... Tavuklu yapan da var ama, bunu. Ama hayır orijinali işte bu. İşte o size göre yani. Normalde ben tavuklu doğru, yapan tavuklu, da var yani. Tavuklu yani. Ben, tavuklu da oluyor. Tavuklu da oluyor, garnitürlü de oluyor yani. Bakın, bence orijinali tavuklu. Mühim olan bunun yani. Bak sultan kebabı et. Biz bile sizden et bekledik. Bak işte tavuk siz, bekledik mi? Hayır yo. Tavuk bekledik mi? Demek yo. Ki ne bekleniyor? Et yo, bekleniyor. Yo et değil. Ben tavuk da gelebilirdi. Hayır arkadaşım bunu demek istemiyorum. Çünkü. Ön yargı olarak size ne dedik biz? Aa biz et evet, bekliyorduk. Evet davet masası et bekliyorduk dedi. Dedik. Davet masası et bekliyoruz. Dediniz zaten ben demediniz demiyorum ki. Hani siz şey diyorsunuz ne peki, bileyim içinde. Peki tavuğu nereden çıkarttınız mesela? Yani, yok, hani, yok yok hani dedi ya işte etli garnitür olur olmaz. Dedim, o da tavuklu etli olur da olur, diyor. Etli de olur, tavuklu da olur. Peki, içine garnitür de konur yani. Tavuklu olur mu? Ya tavuklu olur. Da olur. Tamam davet masasına et olur ama et olmaz tavuk yapar yani insanlar. Böyle... Ama hani et yakışır. Onunla... Olmazsa ya, olmaz bak. Yani illa ki et yakışır. Olmazsa olmazı nedir? Tahindir. Ya, o size kebabın mesela... olmazsa olmazı nedir? Ya, ettir. İşte o size göre. Mesela bize ben... göre diye bir şey yok ki. Öyle ortada şey yok bir ki. Düşüncedir bu. Mesela bunun içinde de garnitür olması lazım ama zaten. Ama o şart değil ama. Eti şart. Şeyde de humusta da tahin şart değil. Ama tahindir yani, humusu yapan humus. Öyle sade humus da yeniyor yani. Yenmiyor diye bir şey yok ki. Zevke kalmış ama o. Tamam bunun içinde tamam garnitür de zevke kalmış. Ama olması lazımdı soralım. Yani. Halime Hanım siz de fikrinizi yani. Beyan edin bu konuda. Bir şey diyemeyeceğim. Valla eti çok güzel pişmiş. Daha önce sultan kebabından ödül aldınız mı? Madalyanız da var mı bu konuda? Her şeyde duyuyor bu da. Her şeyden haberim var. Her şeyde duyuyor. Var mı madalyanız? Evet. Sultan kebabından madalyanız? Da madalyanız. Birinci olmuştum. Hangi ilde birinci oldunuz? İlde yani derken? Mesela Konya'daydınız, Tokat'taydınız. İstanbul'da. İstanbul'da. Hı hı. Sadece sultan kebabı mı yapmıştınız? Evet.
Evet, ne diyorsunuz? Birinciliği güzel var Halime Hanım'ın Sultan Kebabı'nda. Çok mütevazı olduğu için güzel, sessiz evet. Sessiz söylüyor hanımefendi. Ama peki, şey, vaktiniz mi kalmadı? Bak, şey niye kızarmadı üzeri? İşte zaman. Yani, el açması, profit. Yok, bakın. Tamam. Börek el açması. Hani bunun üzerine nar gibi kızaracaktı. Tamam, biz de onu bekledik. Ama şöyle bir şey var, bakın. Siz Osman şey yarışmada onu yaptırırsa bir tane ürün yaptınız diyelim, daha bilgili olursunuz. Ama tabii biz burada kaç tane ürün fırına sokuyoruz? Pide ayrı, börek ayrı, profiterol ayrı, bu ayrı. Yani fırın yetmedi bile. Ama peki Emine Hanım'ın o zaman yani, tamam da bu hamaratlık değil mi? Yani biz bunu yapıyoruz, bu hamaratlığa geçmiyor mu? Siz onu demiştiniz dün. Ya hep ben, el ürünü açıldı ama. Tek konuşalım da buyurun satalım. Hep el ürünü ama hepsi fırına girdi. Profiterol fırına yani girdi. Yani kaç eşit yemek yapıyoruz? Biz hayır, burada hamaratlığımızı gösteriyoruz. Profiterol kaç tane işlem görüyor? Bilirsiniz profiterol yapımını. Bence Emine Hanım keşke 2 saate uygun bir o zaman menü evet, seçseydiniz. Siz dün de diyorsan çok, çok kızarmadı. Onun dışında eti falan Halime her şeyi Hanım'dan yapılır. Ben devam etmek istiyorum Halime Hanımcığım. Bundan bu yemekten madalya almış biri olarak yemeği bize özetler misiniz? Buyurun. Ya en üstten başlayayım. Kızarması gerekiyordu mutlaka. Ve garnitürü eksik. Eti güzel pişmiş. Garnitürden kastınız ya mesela kabak ve... olmasa olmaz. Kabak olur mu buna şimdi? Demişlerdi. Ya? Kabağın da içinin böyle çekirdeklerini alıyorsun. Tamam. Dışı var ya kabuklarıyla sert beraber. Biz de zaten öyle aynı ama aşamada olacak. Havucu, patatesi. Geçen ve... baktım şeye, hepsine sadece şey... patlıcan koyuyorlar. Bir patlıcan. Patlıcan da bakın, olabilir. Bu tamam. Bu göreceli. Ben yok, onları ben, hani ben yaptığımı söyleyeyim. Ben onları tamam yerine diyelim. Papya, biberler. Yaptığımı söyleyeyim ve şefler yani buna ödül verdiler. Ve yufkası altı bunun kızarmış, üstü hamur olmuş. İşte neden? İki tepsi, bu neden? İki tepsiyi aynı anda kullandım. Yok, üstünü iki kapattım. Tepsiyi kullandınız da çünkü içini hazırlarken, etini hazırlarken suyunu iyice çektirecektin. Susuz olacaktı. Yani bu suyu yoktu zaten ya. Varmış ama hamur olmuş işte. Yani hani çıtır çıtır olacaktı. Yani yufkası, bu altı böyle yumuşak olmayacak kesinlikle mı? Yani hamur. Yani kesinlikle bundan sonuncu olur. Oo, bu kadar diyorsun. Evet. Yani ama altı da kızarmış, üstün şeyleri kızarmamış, hamur etmiş. Yani bir taraftan da aslında altı da iyi pişirmiş. Altı çok kalmış o zaman. Keşke üstünü kızartaydın, görüntüsü işte, de yani göze çarpaydı böyle. Diyorum ya, böreği üstüne koydum mecbur pişmek için. Hepsi çünkü fırınlık olaylar meğerse. Şeyde yufkayı da ama kalın Halime olmuş. Ama Halime Hanım diyor ki etinin suyunu da diyor çektirecektin. İyice çektirecektin, hepsinin ama bütün... Ama su yoktu zaten. Yok, varmış. Ya. Yani bu yeni sulandı. Tencerede pişerken illa ki yani sulanmıştır. Bir de çok durdu ondan belki. Olabilir, bekleme süresi terli de var. Bir de ama terlidi. Olabilir. Terlemiş olabilir ama İçinde hamur çünkü olmuş, yufkayı hamurlaştırmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü battığında üstü çıtırdı. O... Fakat fırını kapağını kapadık ya, kapayınca orada ısısıyla beraber terledi. Peki Halime İşte onu Hanım'ın... hesap, hani hesap edecektik. Tabii. Onun tabii, hesabını tabii, yapacaktık. Tabii, tabii. Hamaratlık kısmı burası mı? Tamam, tabii. Peki Halime Hanım'ın sonuncu olurdum demesine ne diyorsunuz? Ya ama orada bir ürünle yarışıyorsunuz. Bir ürünle, tek bir ürünle. Burada kaç ürünle? Arada fark var ama. Hayır, yemeğinizin sonuncu olacağını düşünüyor musunuz? Hayır, bakın tek başına yapmış olsaydım sadece bu yemekle ben yarışmaya girmiş olsaydım tabii ki yufkasının pişme derecesi... Hayır, şu anda bu haliyle yarışmaya girseydiniz sonuncu olur muydunuz? Ya, bilemiyorum, yapanlara bağlı. Daha iyi yapanlar tabii çıkardı. Tabii ki, pilav da maalesef. Bunu bilemeyeceğim yani. Yani Halime Hanım sizden o zaman daha mı iyi yapıyor Sultan Kebap? Olabilir tabii çünkü o tek ürünle gitmiş. İki saatin içinde yapsam bundan daha yapar mıydın Halime abla? Bütün ele yapmam olur lazımdı tabii ki ne demek. İmajım yerlere mi insin? Yani pilav nasıl olmuş? Pilav da maalesef olmamış. Özge beğendi, Satı beğendi. Yağ az dedi. Ama beğendiniz. Yağsız, tadı güzel. Neredeyse lapa gibi olmuş. Tel tel, tane tane. Biz tel tel kullanıyoruz ama peki, tane işte tane yani olmamış. Ayrı ayrı bir lafa değil ya. Yok öyle ayrınca öyle mi? Siz ölmediniz pilavın lafı olduğunu. Bakın şimdi yani şöyle bir şey var. Gibi. Arkadaşlar bakın bize problem var. Bu pilav buyur güzel pişmiş. Yağı da gayet normal. Yok, ama bak da bunu biraz daha diri bıraksaydı diyecektik ki sizin yaptıklarınızı söylediklerinizi söylüyorum. Çiğ diyecektik. Diyecektik, pilav, sen evet de diyecektin. Sen lafı veriyorsun o zaman, pilavı değil. Bari kendine katma araya. Demeniz de diyecektik Kadir Bey. Demem, niye diyeyim Allah için? Ya olmamış bir şey de dün ben pilav... Demem yani, niye diyeyim hani diri pilav dediler gerçekten olmamış. Ama bu pişmiş. O bulgur pilavıyla lütfen pirinç pilavını karıştırmayalım, ben buna çok kızıyorum. Bulgur pilavı, başlı başına peki, bulgur, şey bulgur, pirinç pirinç. Yani şu anda Halime Hanım olmuş bir şey olmamış mı diyor? Yok, pişmiş pilav. Pişmese laf olmuş zaten, pişmemiş, çok pişmiş. Demiyor, çok pişmiş diyor. Çok pişmiş, ölmüş. Yani buna güzel bir, diyorsa sana ben bir gün gel pilav yapayım. Sade pirinç pilav yapabiliyor musun? Ben Sinoplu'yum ama. Tamam, sen Sinoplu ol, ben sana pilavı yapayım. Pirinç bizim işimiz. Sade pirinç pilavı da çok zor olur derler şehriye. Yani onu göre tutturacaksın Kadir Bey. Onun ölçüsünü bileceksin. Zaten önemli olan evet o. Tutturabilirsen ölçüsünü bilirsen tutturuyorsun. Peki Gül Hanım?
Ya ben Halim Hanım'ın gerçekten yorumlarına katılıyorum. Hamur olmuş altı. Yani hamur. Ama şimdi ne dedi? Eti güzel pişmiş. Yani içini çok güzel yaptı. Fakat fırın kekik çok fazla fırın geliyor. Fırın işlemi dediğim gibi börekle birlikte olduğu için bir de piştikten sonra kapağını keşke kapattık. Gibi hani nemlendi. Menüyü keşke hani onun yerine başka bir şey seçseydiniz o zaman. Ya hayır yani. Sadece et sote de söyleyebilirdim. Olabilir. Ne neden? Fark ederdi ki? Et ve bu siz davet sofrasına yani, çok yakıştırıyorsunuz. Et evet sotede. Yani ekstra yani yufkayla bütünleştirmem hani ısısını korur. Daha içinde yumuşak kalır, sert kalmaz. Yufkası da yoğun olmuş altına. Yani şöyle hani iki kat olacaktı. Üç, fazla, dört kat olmuş fazla, olmuş. Fazla olmuş. Peki beğendin mi? Ya pilavı da lapı eti buldum. Yani, eti ya, eti güzel pişmiş. Peki güzel pişmiş tamam da evet. Olmuş mu? Lezzetli mi? Yani. Yani. Tek bildiğin yani. Yani'nin dışında bir şey söyle bana. Birazdan puan vereceksin bu yemeğe. Yani pilavı olmamış ama bunun lezzeti güzel eti. Anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.